Sevgili Business Channel Türk izleyicileri, Emine Karakurt'la Realite programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz çok özel bir insan, fizik beden güzelliğinden bahsedecek. Evet, fizik beden denince estetik ve plastik cerrahi gelmekte. Sevgili hocamız Cihan Uçar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine Hanım, sağ olun. Şimdi ben biraz sizi bu konuda zorlamak istiyorum. Belki size garip gelecek ama seyircilerimizin bir kısmı plastik cerrahi çok iyi biliyorlar ve bu konuda bayağı araştırmaları var. Fakat bir kısmı da bu alandan çok korkuyor. Önce korkan kesim için biraz bilgi vermenizi rica edeceğim. Aslında bizim kadınlarımız yeniliklere çok açık. Estetik cerrahi her gün yeni bir fırsat yaratıyor. Onlar için yeni fırsatlar doğuruyor. Bunları ister medyadan, diğer kanallardan, kanallarımız vasıtasıyla takip eden bayanlar da şunu görüyorlar. Ameliyatlar gittikçe aslında basitleştiriliyor, evet, pratikleştiriliyor. Daha acısız. Ve gündelik yaşam çok hızlandığı için, gündelik yaşamdan daha az kalınabilmek için, daha günlük hayata, İş yaşamına daha çabuk dönebilmek için ameliyat süreleri kısaltılıyor. İyileşme dönemlerinin daha kısa tutulması çalışılıyor. Doğru. Bir günde işine devam eden insanlar olabiliyor değil mi küçük operasyonlarda? Şahsen ben öyle non-invaziv girişimlerin, tamam anlıyorum sizin demek istediğinizin, evet, de çok böyle non-invaziv girişimler böyle birkaç günlük olabileceği konusunda çok pozitif değilim aslında. Hani çok, evet, radikal değişiklikler de yaratmayabiliyor. Doğru. Ama Doğru. Ufak tefek gelişmelerle cerrahiler biraz ötelenebiliyor belki. Doğru. Eskiden mesela çene ucu implantları yapardık. Bunu aslında çok büyük bir ameliyat değil. Basit bir işlem, çene altından veya ağız içinden girdiğimiz ufak bir kesiyle implant yerleştirdik. Şimdi böyle bir işlem yerine hastalar dolguyla, bir fillerla, hyaluronik asit bir dolguyla bu bölgenin doldurulmasından daha mutlu olabiliyorlar. İşlerine daha çabuk dönebiliyorlar. Tabii, tabii, tabii. Dolayısıyla cerrahi işlemler biraz daha azalıyor aslında. Belki de dolgu ve botoks dediğimiz sistemler sizin işinizi biraz daha kolaylaştırdı sanırım. Evet. Bir de bayanlar daha bilinçlenip kendilerine daha erken yaşlarda baktıkları için ameliyat süreleri de daha ötelenmiş oluyor. Göz altımızdaki oluklara torba diye değerlendirip daha önce torbaların alınması işlemi yapardık. Bunu transkonjüktival, yani göz içerisinden, evet, olabilir veya ciltten keserek de yapılabiliyordu. Şimdi o işlemler biraz daha azaldı. Onun yerine ışık dolgusu veya yanağı yukarı kaldıracak dolgularla, yanak dolgularla daha böyle feminizan görüntüyü yaratmak mümkün olabiliyor. Bu tür girişimler son zamanlarda arttı. Maskülinen bir görüntü için çene kavisinin belirginliğini artmak için angulus mandibula bölgesindeki dolgular veya temporal bölgeye konulacak dolgularla göz kapağınızın kalkmasını sağlayacak bir takım işlemler sağlanabiliyor. Bir de hocam bunların süresi belli bir 6 ay veya işte bir senelik olabildiği için sıkıldığınızda farklı Öyle. bir moda da geçebiliyorsunuz. Tabii bunun bir avantajı var, dezavantajı da Evet. var. Maliyet Evet. de olabiliyor. Gerçi 6 ayda bir insanlar için belki biraz daha avantaj olabiliyor, Evet. azar azar. Yap boz gibi sanki yüzümü başka bir forma soktum, sonra sıkıldım başka bir şey değiştirdim gibi. Çünkü biliyorsunuz kadınlar çok ilginç ve moda da buna göre değişiyor. İşte bir dönem çok büyük dudaklar revaçtayken daha sonra işte daha orta halli dudağa dönüşebiliyor. Evet. Eskiden dediğiniz gibi doğru. Burunlarda daha kavisli burunlar tercih ediliyordu. Bundan 15 yıl önce, Evet. ben 15-20 yıl önceki rinoplastilerden hatırlıyorum. Şimdi daha doğal, yapıldığı belli olmayan ama fizyolojik olarak rahat nefes aldığınız burunları tercih ediyoruz. Çok doğru. Göz kapaklarından başlasak, yani yukarıdan aşağı şöyle düşündüğümde
Üst göz kapakları yine cerrahi gerektiriyor. Yani non-invaziv bir girişimle bunu yok etmek, o sarkan derinin ortadan kaldırılmasını sağlamak pek kolay değil. Gerçi plazma enerjisiyle çalışan bir takım aletler var. Onlarla milimetrik de olsa ince kırışıklıkların giderilmesi için ufak tefek işlemler yapılabiliyor ama asıl yine üst göz kapağı estetiğinde blefaroplasti, yani altın standart gibi duruyor önümüzde. İç medial kısımdaki torbaların giderilmesini non-invaziv bir şekilde bir aletle veya cihazla yok etmek mümkün değil. Yine alt tarafta da öyle aslında. Eğer çok fazla torbalanmalar varsa onları yine cerrahi işlemlerle çok aşırı torbaları çıkarmak. Daha keskin çözüm belki de. Kesi yapmadan iç taraftan, yani lazerle diye düşünebileceğiniz küçük kesilerle iç kısımdan torbaları çıkarmak mümkün olabiliyor. Bunlar lokal anesteziyle mi yapılıyor hocam birçoğu? Üst göz kapağı genellikle lokal anesteziyle yapılıyor. Altta da lokal tercih ettiğimiz durumlar oluyor. Ama orta yüz bölgesinin sarkıklığıyla beraber ise alt göz kapağının estetik cerrahi girişimi, o zaman genel yapmakta fayda var. Çok doğru. Şimdi hocam yeni çıkan teknolojiyi biz pek takip edemiyoruz. Yani siz işin uzmanı olarak bize önereceğiniz yeni teknolojiler nedir? Yani denenmiş, gerçekten iyi sonuç aldığınız, ki sizin çok fazla danışanınız var. Bu konuda eliniz pratik olduğunu düşünüyorum. O da önemli. Çok fazla insanla uğraşmak biraz el estetiği de gerektiriyor. Hümin Hanım, şöyle ameliyatlarda kullandığımız yeni aletler var gerçekten. Bunlar bizim işimizi biraz daha kolaylaştırdı. Bence son zamanların en bu konuda bize işimizi rahatlatan, kolaylaştıran aleti Vaser oldu. Ultrasonik bir alet. Ultrason enerjisiyle yağları parçaladığı için işimizi çok kolaylaştırıyor. Genç 19-20 yaşında birisini düşünün. Jinekomasti, erkek bir hasta. Denize gidemiyor. Göğüslerinden dolayı tişört giyemiyor. Böyle bir hastayı eskiden daha çok klasik yöntemlerle yapardık. Evet. Şimdi Vaser'la ultrasonik yine bir kanül yardımıyla cilt altından girip yağları patlatıp çektiğimizde daha güzel bir sonuç elde edebiliyoruz. Veya gıdı bölgesinde sarkan yağla dolu torbalanmış bir görüntüyü Vaser'la girip sonra lazer kanülleriyle sıkılaştırmayı sağladığımızda göbek bölgesi de aynı değil mi? Karın göbek bölgesinde de aynı işlemi yapabiliyor muyuz? Yani operasyonel bir durum olmadan bazı kadınların çok az, işte birkaç santim fazlalığı oluyor. Onda size gelip bir cerrahi operasyon gerektirmeden bu işlemi yapabiliyorlar. Bunu en basitinden aldığımızda çok küçük lokal yağ depozitlerini lipolizle, son zamanlarda bu deoksikolik asit çok kullanılan bir hale geldi. Lokal enjeksiyonlarla bir miktar da olsa faydası oluyor. Ama asıl etkiyi bence yine liposuction kanüllerinden önce uygulanacak olan ultrasonik, Vaser ve lazer kanülleriyle yağların parçalanması, gerekirse bazı erkek hastaların bu six pack istekleri oluyor. Bu tür vücut definasyonunu daha belirleyecek, hatlarını daha belirleyecek girişimler yapılabiliyor. Bayanların en çok istediği bel kavisinin oluşturulması. Evet, evet. Veya işte sırt oyuntusunun yaratılması. Evet. En çok tercih edilen sanırım. Şimdi sezeryan çok yaygın olduğu için sezeryanla beraber karın sarkmaları çok oluyor. Karnın toparlanması için hem karın germeyle beraber bu Vaser ultrasonik liposuction'la beraber eklenebilir. Çok daha keskin, yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz. Şimdi hocam, bu işin uzmanı olarak benim merak ettiğim bir konu var. Kadınlarda genelde hormonal dengesizliklerden, işte belli bir yaş geçti ya da göğüs cerrahisi dediğimiz işlem.
Kişiler eğer hormonal işte östrojen hormonu salgılama durduğu zaman göğüslerde küçülme belli yaştan sonra. Bunlarda direkt cerrahi müdahale dışında belki 1-2 santim büyütmek için yapılabilecek işlemler var mıdır? En çok bunu soruyorlar bana. Emine Hanım, şimdi bir takım enjeksiyonlar var. Evet. Bunların başında en doğalı belki kas içine veya meme altı dokusuna yapılabilecek olan yağ enjeksiyonu. Kişiden kendisinden alabileceğimiz yağ enjeksiyonları olabilir. Ama bizim temelde tercih ettiğimiz yine protezler. Yine vücutla uyumlu protezleri yerleştirdiğimizde küçük memelerin büyütülmesi çok etkileyici bir sonuç, yüz güldürücü bir sonuç veriyor. Asıl bayanların en çok rahatsız olduğu sarkmalar ve büyüklükler aslında evet. Benim gördüğüm. Hem omuzda çökmelere neden oluyor. Yani evet. Sizin fiziksel aktivitenizi gerçekten bozuyor. Bazen oluyor ki bir göğüsten 2-2,5 kilo çıkardığımız diğer göğüsten de aynı. Düşünün bir kere de 5 kilo çıkardığınız hastalarınız var. Ameliyattan çıktığınızda omuzlarınızı rahat hissediyorsunuz. Günlük konforunuzu, yaşam kalitenizi çok artıran bir durum bu. Çok doğru. Üstelik bunu hemen hemen minimal bir izle yapabiliyoruz. Hastaların bu konuda sonuçları gördüğünde tedirgin olacakları hiçbir durum olmadığını farkına varıyorlar ve bu konularda çok pozitif yaklaşıyorlar. Artık bu konu oturmuş olarak görüyorum ben. Bayanlar o yüzden biraz önce söylediğiniz bir kısmı korkuyla yaklaşıyor nasıl evet. yeniyorsunuz diye. Yapılanları koyduğumuzda hastaların yorumlarını gösterdiğimizde buna çok pozitif yaklaşıyorlar. Zaten sonuç önemli ya biz kadınlarda. Yani iş bittiği zaman mutlu olabilecek miyim? Şöyle bir hedefe şey... Hedefe yönelik işlemler. Evet. Çok doğru. Zaten estetik cerrahi bazı durumlarda da gerekli. Sadece güzellik için değil. Meme kanseri olan kişiler var. İşte göğüsleri alınabiliyor. Tabii estetik olarak kişinin özgüveni açısından tek göğüsle... olması tabii moral bozucu bir durum. Gerekli bir program diye düşünüyorum. Evet. Teknoloji gelişince tabii insanların bilinçlenmesiyle beraber memelerin kontrolü de daha sık yapılıyor. 40 yaşının üstündeki bayanlar ultrasonla daha ileri dönemde de mamografiyle bu işlemleri yaptırırken daha küçük meme kanserleri yakalanabiliyor. Bu durum bizim için gerçekten büyük bir avantaj evet. sağlıyor. Bu durumda hem memeyi çıkarıp aynı seansta hasta hiç psikolojik bir travmaya girmeden o memedeki çöküntüyü pörsümüş, çökmüş, yok olmuş halini birbirinden farklı hali görmeden ikisini aynı anda birlikte tamamlayarak bu işlemi bir seansta bitirebiliyoruz. Mükemmel. Bilinçli olması lazım sanırım bu tür hastaların. Çünkü can havliyle belki göğsünde kitle var ve korkuyor. Estetik kısmını o an belki düşünemiyor, gidiyor. Ve evet. Sanırım... erken yakalanan evrelerde bu çok kolay ve etkili bir yöntem gerçekten. Çok yüz güldürüyor tabii ki bu durum. Hem o psikolojik durumdan kurtulmuş oluyor. Yani bedeninizden bir kısmının yok olduğunu bayan için çok büyük bir travma. Meme rekonstrüktif cerrahisi hemen anında onarımlar gerçekten son zamanlarda çok ciddi bir şekilde başarılı bir şekilde uygulanıyor. Hocam en çok hangi konuda geliyorlar size? Yani yüz güzelliği mi yoksa beden güzelliği olarak mı daha çok geliyorlar? Yani son zamanlarda hangi konularda artış var? Bence çağımızın en büyük derdi obezite. Kilo aldıkça bir de son gelişmeler, mide küçültme cerrahisindeki gelişmelerle evet. beraber obezite cerrahisi sonrası cilt salkmaları çok yaygınlaştı. Evet. Düşünün 100 kilo, 120 kilo veren hastalar oluyor. Kollarında sarkıklamalar, evet. işte hani bu yarasa kollar gibi evet, evet. tuzluk dedikleri bayanların o tür sarkmalar geliyor. Bunlar çok zaman son zamanlarda artmış durumda.
düşünün bir masa büyüklüğünde cilt çıkardığınız olabiliyor. Bunlarda teknik nedir? Atıyorum ciddi bir sarkmalar var. Özellikle doğum sonrası da var karın bölgesinde kişilerin. Evet, çok kilo alıp aşırı kiloyla beraber karın bölgesinde cildin genişlediği durumlarda doğum sonrası bu tür cerrahi girişimler yapıyoruz. Hocam bir şey merak ediyorum. Neden estetik ve plastik cerrahi? Yani okulda okurken tıpta bilinçli olarak mı girmek istediniz? Sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Ya da sonradan sizi hayat oraya mı götürdü? Vallahi yeniliklere açık bir dal. Birincisi o. Bir de insanın ruhunda her gün yeni bir ameliyat yapma, değişik bir şeyi, bir şeye ekleme. Bir de kişiye uygunluğu önemli bence. Hani niye insanlar plastik cerrahi seçiyor? Evet. Tabii ki el becerisi de önemli. Tamam, buna katılıyorum ama teknolojiye kendisini ayağını uydurabilen ufku açık bir dal olduğu için bence çok popüler oldu. Şey oldu olur mu? yolda yürüyorsunuz, bir kadın veya erkek gördünüz, fazlalıkları var. Hani böyle bir fırsat olsa da hemen gitseniz onu düzelteyim gibi bir durum yaşadığınız oldu mu içinizden? Hemen her an düşünüyorsunuz bunu. Çünkü insanın yani yaptığı iş dolayısıyla bir algıda seçiciliği oluyor. Birisinin yüzüne bakarken yani burada işte göz kapağı alınsa iyi olur, ne güzel işte burnunu hafif kaldırmış olsak ya da işte göz altına biraz dolgu yapmış olsak çok şık durur diye düşünüyorsunuz ama bunu da hemen direkt kişiye söylemek hem çok büyük saygısızlık, bir de karşınızdakinde böyle bir ruh halini yaratırsanız onda bilinçaltında bir takım defekler oluşturabiliyorsunuz. Bunu mümkün olduğunca yapmamaya çalışıyoruz. Sizin yanınızda bir hayat partneriniz olmak herhalde zor olsa gerek. Yani düşünsenize bakıyorsunuz, estetik olarak bakıyorsunuz. Normal bir insan bir kadın veya erkek de baktığı zaman önce bir ruhuna bakar, sonra işte belki çekici yanına da bakacaktır. Ama siz çok küçük ayrıntıları görebiliyorsunuz. Hiç bundan muzdarip olduğunuz oldu mu? Pek Veya ben müzdarip memnun değilim kalan. Ama gelen hastalarımda onları görebiliyorum. Hani diş hekimine gidersiniz de eğer dişleriniz siyahsa, kararmışsa gülmemeye çalışırsınız. Evet. Veya psikiyatriste gittiğinizde psikiyatriste çok fazla konuşmazsınız gibi. Evet. Hani estetik cerrahe geldiğinizde de eğer vücudunuzda beğenmediğiniz bir alan varsa soyunmakta biraz çekinebiliyorsunuz. Evet. Aynanın karşısına geldiğinizde yüz yüze gelmekten utanabiliyorsunuz. Ama bence şu gelişmeler, hani estetik cerrahideki gelişmeler, yapılan teknikler, Türkiye'deki plastik cerrahinin geldiği yer açısından düşündüğümüzde bence çok kolay, hiç korkulacak bir durum yok. Çok etkili ameliyatlar oluyor. Yüz güldürücü sonuçlar öncesi ve sonrası fotoğraflarla. Ben bu tür şikayetler olan hastalara tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Gittikleri hekimlerde yaptıklarını, öncesi ve sonrasını gördüklerinde sürecin nasıl gittiğini de hekim arkadaşımız anlattığında bu işe çok gönülden razı olacaklarını, Çok doğru. işlerinin çok kolay gideceğini göreceklerdir. Aslında işte kusur görmemek lazım. İnsanlarımız psikolojik olarak bir yerinde bir eksiklik olduğunu düşündüğünden, hani buran kusurlu denildiğinde hemen karşı çıkıyor. Diyor ki yani benim kusurlu değil, gayet iyi. Aslında belki kendi de beğenmiyor. Küçük dokunuşlar belki de o insanın hayattaki motivasyonunu artırıyor. Çok haklısınız Emine Hanım. Eğer dediğiniz gibi bir kafanızın bir kenarında böyle bir defekt, bende şu var, şu da iyi olsaydı diye düşündüğünüzde ben şu şeylere dikkat ediyorum. Birincisi hastanın kendisine rahatsız olması lazım bu konumdan. Başkasının söylemesiyle veya başkasının yönlendirmesiyle karar almaması lazım diye Çok doğru. düşünüyorum. İnanması lazım. Gerçekten irade koyup gelmesi Evet. gerekiyor. İkincisi yapılacak işlemi iyi anlayıp sonuçlarının kendisini mutlu edeceğini fark etmesi lazım. Çünkü bunlar birer okus pokus değil, bir cerrahi işlem. Bu cerrahi işlem sonucunda tabii ki çok yüz güldürücü sonuçlar alınacak, çok mutlu olacak. Ama ne olacağını, hangi süreçlerden geçeceğini hekimiyle karşılıklı iyi konuşup değerlendirdiği zaman
mutlu sonuçlar alınıyor. Harikasınız. Zaten size gelen hasta sanırım korkmaz. Yani 2 dakika yanınızda oturduğu zaman hep gülüyorsunuz. Sağ olun. Ben biliyorsunuz belki biraz enerjilerle uğraşıyorum ve insanın o mimikleri, gülümsemesi birçok şeyi değiştirdiğine inanırım. Sizin yanınıza gelip 2 tane konuyu anlatsanız, tamam ben giriyorum, yaptırıyorum diyebilir. Renk attınız programımıza, aydınlattınız, teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Bugünkü programımızın da sonuna geldik sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Tekrarki bir programda görüşmek üzere, hoşça kalın.